Brototo'nun bu bölümünde hayalet olup düşmanları korkutuyoruz. Hayalet karakteri oyunu artı 30 kaçınmayla başlıyor ve sınırı 60 olan kaçınmayı 90'a kadar yükseltebiliyor. Bu kaçınma seviyesiyle düşmanlardan hasar yememiz bayağı bir zorlaşıyor. Fakat zırhımız eksi 100 olduğu için hasar yediğimizde çok fazla canımız gidiyor. Ayrı olarak hayalet karakteri semavi silahlar kullanıyor. Balta düşman öldürdükçe hasar kazandırıyor. Asa ise sağlık kazandırıyor. Fakat ben burada hayalet taşıyla oynamayı tercih ediyorum. Çünkü düşman öldürerek saldırı hızımızı arttırıp çok seri saldırı yapan bir karakter oluşturmak istiyorum. Saldırı hızımız ile birlikte hasarımızı ve kritik vurma olasılığımızı da yükseltirsek oyuna hükmeden bir build ortaya çıkarmış oluyoruz. Build özetle bu şekilde. Eğer video hoşunuza giderse ve severseniz mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. İyi seyirler. Evet, ilk hücumumuz başladı. Birinci hücumdayız ve hayalet taşımızda güzel bir oyun çıkaracağıma inanıyorum arkadaşlar. Hayalet taşıyla saldırdığımızda şöyle aynı düşmanları aynı anda öldürmeye çalışırsak, yani tek bir darbede birçok düşmanı öldürürsem daha fazla malzeme çıkaracağımı düşünüyorum ama şu an saldırı hızım gayet düşük. Hızlı saldıramıyorum ama 53 malzeme, 52 malzeme alabildik. Harika. Buradan ne alalım biliyor musunuz arkadaşlar? Kaçınma alalım. Bu kaçınma değerini evet yükselteceğiz. Hayalet taşı silahımın semavi özelliğinden dolayı kaçınma puanımızı hızla yükseltiyor ama %90'a kadar çıkarmıyor. %90'a kadar çıkarmak için ben gördüğüm kaçınma değerlerini almak istiyorum. Yenileyelim. Bakalım ne geldi. Buradan pençe ağacı geldi. İşime yarar ama ilk önce bana tabii ki hayalet taşı lazım. Bir tane hayalet taşı daha buldum. Bir tane daha buldum. Yeniliyorum. Daha fazla gelmedi. Şu ikisini almadım çünkü hayalet taşı olmadan turlara girmek istemiyorum arkadaşlar. İlk önce hayalet taşı bulmanız tabii ki daha önemli. Evet. İkinci hücum bu şekilde devam ediyor. 3 tane hayalet taşımla gayet rahat vuruyorum. Düşmanlar da zaten kolay. Yani balıkçı karakterinden çıktık ya. Balıkçı karakteriyle ilk turlar ne kadar zordu ve şu an turların ne kadar kolay olduğuna bir bakın. Çok rahat bir şekilde oynuyorum arkadaşlar. Buradan yakın saldırı hasar alalım. Hasarımızı yükseltmeye tabii ki özen göstereceğim. Devam ediyorum. Hala hayalet taşı aramam lazım. Bir tane daha bulduk. Bir tane daha gelir mi? Bir tane daha geldi. İşte bu. Oyunun başlarında sürekli böyle marketi yenilemeniz önemli arkadaşlar. Çünkü silah atma olasılığı çok yüksek. O yüzden ben silah istediğim için sürekli yeniledim ve 2 tane silah daha buldum arkadaşlar. Gördünüz mü? Bunu yapmanız önemli. Ne kadar erken silahlarınızı 6 adede çıkarırsanız o kadar fazla saldırı hızı kasıyoruz. Burada hemen malzemeleri toplayalım. Bir seviye daha atladık. Hatta 2 seviye atlamışız. Müthiş. Buradan yakın saldırı hasarı alıyorum. Maksimum sağlığımı yükseltiyorum. Hemen buradaki hayalet taşlarını alalım. Barışçıl arıyı da alalım. Kaçınma veriyor bize. Kaçınma değerimiz %67 oldu. Çok hızlı bir şekilde. Şu anda düşmanlardan hasar yeme olasılığı çok düşük ama hasar yediğimiz zaman da yiyeceğimiz hasar çok yüksek olacak. Zaten maksimum canımız 17 arkadaşlar. Maksimum canımızın 17 olması şu demek. Yani evet, hasar yeme olasılığım çok düşük ama hasar yediğim zaman tek bile yiyebilirim. Nasıl tek yiyeceğim? Çünkü zırhımız da eksilerde. Yani 10 vuran bir düşman gelse, şu an öyle bir düşman yok ama 10 vuran bir düşman gelse şu an direkt beni öldürüyor. Ya bu gaz geldi, maksimum sağlığımı yükseltiyorum. Sağlık yenileme düşsün önemli değil. Burada önemli olan maksimum sağlığımızın olabildiğince yüksek olması. Buradan bir tane pençe ağaca, bir tane korkulu tavşan yenileyelim bakalım. Buradan bir şey almaya gerek yok. Bir tane daha hayalet taşı geldi. Barışçıl arı alabilirim ve 5. hücuma gidelim. Bu arada arkadaşlar şöyle güzel bir duyuru yapmak istiyorum size. Bu duyuru çok önemli bir duyuru. Neden? Brototo oyununa yeni bir güncelleme geleceğini duyurdular. Yeni bir DLC gelecek arkadaşlar. Yeni bir genişleme paketi. Bu genişleme paketinde yeni karakterler, yeni bosslar, yeni düşmanlar, yeni silahlar, eşyalar falan filan. Oyun genişleyecek yani, anlayacağınız. Ve bu DLC ne yazık ki ücretli olacak. Ama bir güzel haberim daha var. Aynı güncelleme ile oyuna co-op desteği gelecek. Yani Brototo'ya artık arkadaşlarınızla birlikte eşli olarak oynayabileceksiniz. Ve bu güncelleme ücretsiz olacak. Herkes yapabilecek diyorum. Ve 5. hücumu tamamladık. Yenile diyelim. Maksimum sağlığı alalım. Buradan barışçıl arayı alıyorum. Devam bakalım. Hayalet taşı gelir mi? Gelmedi. Devam edelim. Evet, bir tane daha hayalet taşı buldum. Aramaya devam ediyorum. Bir hayalet taşı daha. Çok iyi. Ve bir tane daha. Arkadaşlar, o kadar fazla hayalet taşı buldum ki şu an 6. hücumdayız ve sadece bir tane hayalet taşım 1. seviyede kaldı. Problem yok. Problem yok. Onu da hemen yükseltiriz ve bu kadar erkenden hayalet taşı bulmam saldırı hızımızın çok fazla olacağı anlamına geliyor. Güzel. Güzel. Beğendim. Beğendim. Gayet hoşuma gitti. Bu build çok sağlam bir build olacak. Bir de fark ettiyseniz
Oyunun başında hayalet karakterini ben seçerken tehlike ve zorlukta bu oyunu tamamladığımı gösteriyordu. Neden böyle oldu? Çünkü ben demin, daha demin yani 5 dakika olmadı, bir oyun tamamladım hayalet karakteriyle ve videoda olduğumu zannediyordum. Evet, videoda değilmişim arkadaşlar. Çok da güzel bir bullet yapmıştım. Çok da güzel bir oyun olmuştu ama tam böyle selamımı verdim, videoyu kapattım, oyunu kapattım. Bir baktım kaydı açmamışım ve tekrar çekiyorum. Buradan yakın saldırı hasarını gene alalım. Hız geldi istemiyorum. Maksimum sağlığımızı yükseltmemiz gerekiyor. Fasulye öğretmen alabilirim. Tecrübe puanı kazanımı için çok önemli. Şaibeli iksir de alabilirim. Yenileyelim bakalım. Buradan bir şey almayalım. Gene almayalım. Maksimum sağlığımı ve bunu da alırım. Hem kaçınma veriyor hem kritik hasar olasılığı veriyor. Arkadaşlar ben zaten saldırı hızını yükseltiyorum, tamam mı, sürekli olarak. Yani yüksek saldırı hızıyla vuracağım için yüksek de hasar kasmak istiyorum. Ben yani yüksek hasarım olsun. Bakalım bossları kaç saniyede yeneceğiz. Ve ayrı olarak kritik hasar olasılığımı da yükseltirsem ve sürekli kritik hasar vurursam bossları çok kısa bir sürede yenebilirim. O yüzden kritik hasar olasılığı kasmak istiyorum tabii ki. Şunları da bir öldürelim. Sen de bir gider misin yumurta? Şu an hasarım sadece birazcık düşük kalmış. Onu fark ediyorum. Ve canımız yaraya kadar düştü. Canımı toparlayamıyorum. Canımı toparlamam lazım. Can çalma kasabilirim bunun için. Sağlık yenileme pek iyi değil ama can çalma iyi olabilir. Çünkü bu taşlarla çok seri saldırıp çok fazla düşmana aynı anda hasar verdiğimiz için can çalmayla birlikte canımı hızlı bir şekilde yükseltebilirim. Bir seviye daha atladık. Buradan gene ben maksimum sağlık mı alsam? Bence ben buradan bir can çalma alayım şu anlık. Buradan göz bağı alıyorum, kaçınma veriyor. Ondan sonra yamuk ağız alayım ve şans alayım. Şu keçi kafatasını sonradan alacağım. Bir tane daha hayalet taşı geldi. 8. hücuma bu şekilde girelim. Güzel. Gayet iyi ya, gayet iyi. Vallahi rahat başladık. Bir de şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben bu build'i neden diğer karakterlerle, pardon, neden diğer silahlarla yapmadım? Onu söyleyeyim. Örneğin hayalet baltasını alsam hasarımızı çok yüksek yapabilirdik. Bundan önceki bölümde zaten balıkçı oynadım. Yüksek hasar yaptık değil mi? Farklı bir şey olsun istedim. Bu arada burada bir zorlanıyorum. Tamam, sorun yok. Asa ile oynamak istemedim. Yani sağlık kasmak tabii ki iyi olabilir ama asa da düşmanları toplu halde vurmuyor. Toplu halde vurmadığı için bayağı bir sıkıntı yaratıyor arkadaşlar. Çok fazla düşman birikiyor. Son 15 saniye kaldı. Benim canım bayağı bir az bu arada. Ben neden böyle sıkıntı çekiyorum ya? Çok fazla canım gitti. Şu düşmanların arasına dalıp hepsini öldürmek isterim ama dalamıyorum. Dalamıyorum, canım fazla indi. Yani kaçınma değerimi acilen %90'a çıkarmam lazım. Buradan ben hasar alıyorum. Hasarımız yüksek olsun. Şans istemiyorum. Bir yenile bakalım. Evet, kaçınmayı alabilirim. Kaçınmayı şu an 79 yaptık. Hayalet taşını alıyorum. Bunu da alıyorum. Yenile bakalım. Bir tane daha hayalet taşı. Çok iyi oldu. Gene yenile. Zehirli tonik geldi. Saldırı hızlı, kritik hasar olasılığı menzili veriyor. Çok iyi. Kumar çipini de alırım. Kaçınma veriyor. Bunu da alırım. Bunu da alırım. Yani sürekli ihtiyacım olan şeyler geliyor. Şimdi 9. hücumdayız. Bu hücumda küçük düşmanlar üzerimize akın akın gelecek. Bu tur aslında yararımıza, neden biliyorsunuz? Çünkü bu küçük düşmanları rahat öldürüyorum arkadaşlar ve bu turda ben saldırı hızı çok rahat bir şekilde kasabiliyorum. Bakın ne kadar fazla saldırı hızım olacak. Yani bu turun öncesinde saldırı hızımız kaçtı? Bakmadım ama muhtemelen bayağı bir artacak arkadaşlar. Çünkü burada çok fazla düşman öldürüyoruz, çok fazla malzeme alıyoruz. Bunlar tabii ki yararımıza olan şeyler. Bazı turlar yararımı oluyor. Evet, bunlar da bir gitsin. Şu malzemelerin hepsini bir toplayalım. Güzel. Şöyle birazcık aşağıya gittim, yer değiştim. Tekrar şuradaki malzemeleri bir alalım. Evet, bitmek üzere ya. Hiçbir sıkıntı yok. Şuradaki malzemeleri alabilirim. Çok fazla malzeme var, aldım. 427 malzeme almışız. 54 malzeme torbada. Hasarımızı arttırmaya devam edelim. Buradan kritik hasar olasılığımı arttırsam mı? Kritik hasar olasılığını 50 arttırmak mantıklı mı? Ya seviye 3'ten geldi arkadaşlar. Seviye 3'ten geldiği için alayım. Zarif uzaylıyı almak istiyorum. Hasar veriyor, sağlık veriyor. Buradan kumar çipini alıyorum. Kaçınma veriyor. Kaçınmamız 87 oldu. Çok iyi. Enerji bilekliği geldi. Enerji bilekliğinden önce zehirli Tony'yi alayım. Saldırı hızı, kritik hasar olasılığı veriyor. Diğer tur bunu da alacağım arkadaşlar. Sağlık yenilemem eksilere düştü. Eksi 5'e düştü. Başarım aldım onun için. Burada bir tane hayalet taşı daha geldi. 2 tane 3. seviyeden hayalet taşı yaptım. Bunu da alalım. Yenileyelim. Bir tane daha hayalet taşı geldi. Çok iyi lan. Çok iyi. Bir tane daha geldi. Arkadaşlar ben niye bu kadar şanslıyım ya? O kadar fazla hayret taşı buldum ki. Yani buna ne diyelim? Buna YouTuber şansı değilim arkadaşlar. Harbiden öyle. Çünkü Backpack Battle'da yaptığım boyutlarda şansım çok tutuyor. Yorumlara yazıyorlar yani. Bana o kadar gelmiyor eşya diyor. Nasıl bu kadar buldum falan diyor. Discord kanalımda bunu söyleyenler oluyor. Ya bu arkadaşlar şans. Ne diyelim yani, şans. Şansım tutuyor. Şanslı bir insan olduğumu her zaman söylerim. Evet, burada düşmanlar gene fazla. 10. hücum olduğu için üzerimize akın akın gelmiyorlar. Sağa sola böyle
böyle koşarak geliyorlar. Biz onları arıyoruz ve malzemeleri toplamaya devam ediyorum ben. Bu turlardan sonra canım çok fazla inmez. Çünkü kaçınmamızı çok fazla yükselttik arkadaşlar. Dediğim anda canım indi. Ama maksimum sağlığımı yükselttiğim için tabii ki sıkıntı yok. Zaten ufak ufak can çalmamız da var. Bu can çalmalar sayesinde canımızı yükseltiriz. Birazcık can çalmayı yükselteceğim. Daha fazla yükselteceğim hatta. Can çalmaya ihtiyacımız var arkadaşlar. Canımız bir anda çok düşerse hemen yükseltmemiz lazım. Siyah kuşak geldi. Alıyorum bunu. Buradan gene hasar alıyorum. Kaçınma alalım mı? Kaçınmamız 87 de. Bunu alırsam yarısı boşa gidecek ama olsun. Hayalet taşı geldi. Bunu da alalım. Bunu zaten alacaktık. Devam bakalım. Ustalık geldi. Yakın saldırı hasarı veriyor. Bunu da alalım. Metal dedektör almama gerek var mı? Buna gerek yok. Şöyle bakalım. Üçlü güç geldi arkadaşlar. Üçlü güç tam benlik bir eşya. Bunu almak istiyorum ben. Frangaya ihtiyacım yok. Devam ediyorum. Bir şey yok. Gene devam ediyorum. Atak geldi. Bakın atak kaçındığım zaman %300 hasar vururum düşmanlara. Çok iyi. Güneş gözlüğü de çok iyi. Ve 11. hücuma gidiyoruz. 11. hücumda gene akın halinde gelecek düşmanlar var. Kabim halinde geliyorlar. Tabii ki bu düşmanları seviyorum. Çünkü saldırı hızlı kasıyoruz arkadaşlar. Demin 9. hücumda bahsettiğim olayın tamamen aynısı. Evet, son 30 saniyeye yaklaştık. Yani saldırı hızım yüksek olduğu için şu an düşmanlar bana yaklaşamadan onların hepsini takır takır öldürüyorum. Canım düşmüyor. Çünkü bana vuramıyorlar. Ama böyle olduğum yerde durmak da saçma. Çünkü bu malzemeleri toplamak lazım arkadaşlar. 327 malzeme toplamışız. 340'a doğru yükseldik. Şu ağacı da bir keselim. Evet, kaçınma değerimiz hem tutuyor hem de düşmanları öldürdüğümüz için canımız gitmiyor. Son 5 saniye, şunları da bir toplarsak. Oldu mu? Oldu. O bitti ya. 533 malzeme aldık. 2 seviye atladık. Buradan ne alalım? Yenileyelim bakalım. Hasar geldi. Hasarımı yükseltiyorum tabii ki. Kritik hasar olsun da yükseltelim. Üçlü güç alıyorum. Hasarımız şu anda 63'ten 72'ye çıktı. Bunu da alalım. Bunu da alalım. Devam bakalım. Pençe ağacını da alıyorum. Gene devam ediyorum. Hayalet asası istemiyorum. Gene atak geldi. Keçi kafatasını aldığım zaman kritik hasar olasılığım düşüyor ya. Yani kritik hasar olasılığıma daha fazla düşünmeyeyim. Yükseltmem lazım. Aramaya devam ediyoruz ve bir şey bulamadık. 12. hücumdayız. 1 dakika dayanmak zorundayız. Ufak düşmanlar gene üzerime koşuyor. Üzerime koşan düşmanları seviyorum. Bu ne lan? Ağzımda kemik var. Sağa sola koşan bir düşman vardı. Çok fazla görmüyoruz onu ama yani önemli bir düşman mı bilmiyorum. Bak koşuyor sağ üstte. Hemen şunu bir kovalayalım. Ne haber lan? Derdi ne acaba? Ya da özelliği ne? Evet, şu an 77 hasarım var. Kritik 144 vuruyorum. İyi mi? İyi. İyi. Gayet iyi hem de. Bu arada hasar yemediğim için arkadaşlar, hasarlardan kaçındığım için üçlü güç eşyası tam benlik bir eşya oldu. Çünkü hasar yediğimde hasarımızı azaltıyor o üçlü güç eşyası. Şu an hasar yemediğim için hasarım düşmemiş bir şekilde rahat oynuyorum. Turun başında da 77 hasarım vardı. Hala 77 hasarım var. Bal kabağını istemiyorum. Buradan güzel bir şey çıkarabilir miyiz? Yakın saldırı hasarı geldi. Alalım. Hayalet taşı geldi 3. seviyeden. Çok iyi. Bunu da alalım. Güzel. Erkenden gene hayalet taşlarını bulduk. Atağı alalım arkadaşlar. Yenileyelim. Hasar alalım. Şaibeli iksir alabilirim şans için. Bir tane daha hayalet taşı geldi ama bu düşük seviyeden ya. Bunu alsam mı? Ya bir tanesini yükseltelim. Bir tane hayalet taşımızı 4. seviye yaptım. Bunu alalım ve 13. hücuma bu şekilde girelim. Evet, bu hücumdan sonra boss gelecekmiş arkadaşlar. O yüzden bu hücumda da olabildiğince fazla malzeme toplayalım. Zaten kolay bir hücum olacak. Fazla malzeme toplayalım. Düşmanların üzerine koşalım. Kendimizi güçlendirelim. Boss'a hazırlıklı bir şekilde çıkalım diyorum. Şu ahtapot kolunu hiç sevmiyorum ama geldi mecburen, üzerine oynuyoruz gene. Yani vurduğum hasarlardan bayağı bir fazla bir şekilde kritik hasar çıkarıyorum bu arada. Bu da beni mutlu ediyor. Boss'larda çok ekstra bir oyun sergileyebilirim. Hiç beklenmedik bir şekilde fazla hasar vurabilirim. Kısa sürede yenebilirim arkadaşlar boss'u. Ve umuyorum ki boss'tan güzel bir eşya atar. Canımız bir gitti. Eyvah. Bir hasar yedik. Şu elmaları bir yiyelim. Meyveleri yiyelim. Tamam, problem yok. Gene kaçındık. 13. hücum bu şekilde tamam. Bir seviye atladık. Buradan ben hasarı alıyorum. Hayalet taşı geldi. Bunu da alalım. Cam top geldi arkadaşlar. %25 hasar veriyor. Bunu da alıyorum. Yenileyelim bakalım. Hayalet taşı bir tane daha geldi. Çok iyi. Kaçınma veriyor. Kıpırdamadan durmak %20 kaçınma sağlar diyor. Buna gerek yok ki. Asker oynamıyoruz. Devam. Küçük kast herif alabilirim. Can çalma veriyor. Bunu alsam mı? Kan sülünü almayacağım. Şunu almam yeterli benim için. Bir kere daha yeniliyorum. Buradan bir şey gelmedi. Evet, 14. hücumda elit düşman gelecek. Elit düşmanımız geldi. Yani üzerime atlayan bir elit düşman geldi. Canım imdat. Canım düştü. Canım bir. Canım bir arkadaşlar.
O seviye atladım. Az kala tek yiyip ölüyordum elit düşmanı, gördünüz mü? Ve seviye mi atladım? Hayır, seviye atlamadım. Boss'u yendiğim için oyun tekrar canımı fulledi. Ölümün kıyısından döndüm arkadaşlar. Ölümün kıyısından döndüm. Harbiden terledim. Yani öleceğimi düşündüm ama tabii ki ufak kıvrak hareketlerimle daha fazla hasar yemeyip boss'u tamamlamayı başardım. Maksimum sağlığımı birazcık daha yükselteceğim anlamına geliyor bu arada. Bakın gene hasar yedim. Gene canım çok fazla bir şekilde düştü. Şu an bir hasar yesem muhtemelen öleceğiz. Yani canım yarım çünkü. Can çalmaya vermem lazım. Şu an mesela bu aşamada canımı fullemem lazımdı arkadaşlar. Can çalma kazıp Esti'nin koltuğu geldi. Maksimum sağlık veriyor. Çok kötü bir şey geldi ya. Ben bunu istemiyorum. Maksimum sağlığımı buradan arttırayım. Bunu alalım. Bunu da alalım. Şansı da alalım. Devam bakalım. Bunu almam. Evet, buradaki yarasayı alabilirim. Can çalmaya birazcık gideceğim. Çünkü demin korktuk. Hayalet taşını alsam mı? Bir tane daha hayalet taşını alacağım ama neden birleştirdim ki? Şu an alamıyormuşum. Neyse, 15. hücuma girelim. Bu hücumdan sonra bir tane daha hayalet taşı alacağız. Birinci seviyeden almam birazcık kötü oldu ama olsun. Herhalde bir tane daha gelir arkadaşlar. Bence gelir. Evet, son 15 saniye arkadaşlar. Bazen konuşmaktan yoruluyorum çok fazla konuştuğum için. Bazı turlarda böyle kendimi dinlendirip o boşlukları kesiyorum. Bu da o turlardan birisiydi. Evet, bu turu da bitirdik. 475 malzeme aldım. Toplama geldi, istemiyorum. Şımap geldi. Maksimum sağlığımı yükseltiyor. Bunu tabii ki alırım. Buradan hasarımızı yükseltelim mi? Kritik hasar olasılığımız 42. Bunu yükseltebilirim ama triceps 3. seviyeden olduğu için bunu alacağım. Hayalet taşını alıyorum. Can çalımı alıyorum. Yenileyelim bakalım. Jetpack geldi. İstemiyoruz. Asit alabilirim. Maksimum sağlığımı yükseltiyor. Kaçınmamı düşürmesi hiç önemli değil. Çünkü zaten 6 kaçınma fazla. Bunu alıyorum. Yenileyelim. Buradan bir şey alamam. Bir tane daha hayalet taşı geldi. Bir tane hayalet taşımızı 3. seviye yaptık. Deri yelek istemiyorum. Bir tane daha hayalet taşı. Devam bakalım. Buradan bir şey alamam. 16. hücumdayız. Hadi bakalım. Son 30 saniye kaldı. Bu turda da özel bir şey yok. Böyle düşmanlar üzerime geliyor. Sevdiğim turlardan birisi aslında ama çok fazla düşman gelmiyor. Yavaş geliyorlar. Ama ben tabii ki hepsini öldürüyorum. Şöyle öldür öldür öldür. Ve malzemeleri topla topla topla. Yani 400 malzeme falan toplasam aslında çok iyi olabilirdi ama o kadar da malzeme toplayamıyorum ya. Bu turda herhalde 400 malzemeye ulaşamayacağız arkadaşlar. Ulaşacak mıyız? Emin değilim. 379 falan oldu. 420 oldu. Güzel. Bir seviye atlamışız. Buradan gene ben hasar yükseltiyorum. Evet, bir tane daha hayalet taşı. Bunu zaten alacaktık. Yenile bakalım. Ritüel geldi. Şimdi bu ritüel neden geldi bana? Ben demin ki oyunu tamamladım dedim ya. Kayıt almayı unutmuşum. Videoyu başlatmayı unutmuşum. Hayalet karakteriyle oyunu bir kere 5. zorlukta tamamladığınız zaman bu ritüeli veriyor size. Şu an ritüel o yüzden geldi bana. Hasar veriyor, can çalma veriyor. Tam da işime yarayan bir eşya. O yüzden alıyorum. Yani sizde olmayabilir. Yüksek ihtimal benle beraber gidiyorsanız veya ilk kez tamamlayacaksanız hayalet karakterini, o ritüel sizde yoktur. Ama ben alıyorum. Aslında almamam daha doğruydu, biliyor musunuz şu an? Çünkü hani ilk kez oynuyormuş gibi göstermeye çalışıyordum ama aldık, bir şey olmaz. Çok farkı yok aslında. Hani hasar verdi, iki de can çalma verdi arkadaşlar aslında. Çok da farklı bir şey değil. Çok özel bir şey değil. 17. hücumu da bu şekilde tamamlayacağız. Burada şişman uzaylı abileri bir öldürelim. Bu şişmanları öldürdüğümüz zaman ortaya küçük uzaylılar geliyor. Bakın şu uzaylılar böyle sağ solu koşuyor sadece ve oldukça hızlılar ve atış yapıyorlar. Yaptıkları atışlar da güzel hasar vuruyor tabii ki. Burada gene çok az malzeme topladık. Bu turdan sonra zaten elit düşman turuna gireceğimiz için çok fazla malzeme toplamak isterdim ama 400'e gene 400 olacak mıyız ya? Bak, demin de olamayacağız dedim. Bu sefer de olacağız herhalde. Evet, bu sefer de olduk. İnanılmaz. Ben bunu söylerken, cümleye başlarken 220 falandım. Hemen 400'e nasıl çıkıyorum abi? Enerji bilekliği geldi. Kritik hasar olasılığımızı arttırıyoruz. Uzaylı solucan alalım. Maksimum sağlığı arttırdık. Maksimum sağlığı gene arttıralım. 107 yaptık arkadaşlar. Bir tane daha hayalet taşı. Bunu alıyorum. Yenile bakalım. Cam top geldi. %25 hasar veriyor. Cam toptan ben bir tane daha almıştım. Bir tane daha alıyorum. Kanunsuzun yüzüğü çok geç geldi. Yani o yüzden bunlara geçiyorum. Gümüş mermiyi alabilirim bu arada. Bosslara karşı çok güzel hasar vurabilirim. Şimdi bir elit düşman daha geliyor. Evet, elit düşmanımız burada. Hemen bir savaşalım. Bu ne biçim saldırıyor ya? Ama gayet hızlı vuruyorum bak. Çok seri öldürdüm. Evet, çok seri öldürdüm elit düşmanı. Basitti. Tamam, güzel. Şu an özgüvenim yerine geldi arkadaşlar. Elit düşmanlara karşı çok bariz bir üstünlüğüm var. Oyuna hükmediyorum.
oyunu çok rahat bir şekilde gene kazanacağız gibi gözüküyor. Yani en az 150 vuruyorum. Kritikle 300 hasar vuruyorum arkadaşlar. Çok yüksek hasarım var. Mamut geldi. Yakın saldırı hasarı veriyor. Artı 20. Mamut güzel bir eşya. Mamutu alalım. Saldırım çok yükselecek. Buradan ne alalım? Buradan maksimum sağlığı daha fazla yükseltmeyelim. Zaten şu an maksimum sağlığımız çok fazla. Güzel bir şey gelir mi? Kritik hasar olasılığı geldi. Bunu alalım. Sürekli kritik vuralım. Zarif uzaylıyı alıyorum. Aa, gümüş mermi alacaktık, unuttum ya. Gümüş mermiyi almam lazım. Kelepçeyi de almam gerekiyor. Hatta füzeyi de alalım. Paramız yeterse. Şu an 19. hücuma fazla para harcamadan girmek istiyorum ben arkadaşlar. Çünkü diğer turda bayağı bir şey alacağım. Bu turda da çok fazla malzeme toplamamız gerekiyor. Hadi bakalım. Evet. Düşmanlar gene kolay. Gene gayet güzel vuruyorum. 430 falan kritik vuruyorum. Aynı şekilde bosslara çok hızlı saldırı hızını sürekli kritik vurursam 20. dalgada 20. hücumda 2 boss'u da çok rahat bir şekilde geçebilirim arkadaşlar. Balıkçı karakteriyle 12 saniyede yenmiştim değil mi 2 boss'u? Öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam çok hızlıydı. Bakalım bu karakterle, hayalet karakteriyle kaç saniyede boss'u geçeceğim. Evet, şöyle hemen dalalım şuralara. Sandık çıkmış, bir tane sandık alalım. Bir seviye atlamışız, 25. seviyedeyiz. Güzel, oyun bitmek üzere, malzemeleri toplayalım. 700 malzemeye yaklaştık ve 700 malzememiz oldu. 731 oldu hatta. Göz bağı geldi, alalım. Buradan arkadaşlar, buradan benim tabii ki saldırı ihtiyacım var. Menzili saldırı değil. Lütfen yakın saldırı ver. Evet, %16 hasar verdi. Bunu alıyorum tabii ki. Şimdi buradan ilk önce gümüş mermiyi alalım. Boss ve elitlere karşı 125 hasar diyor. Kelepçeyi alalım. Yakın saldırı hasarı diyor arkadaşlar. Örneğin 230 vuruyorum ya. Bunu alırsam 252 vuruyorum. Füzeyi almadan önce bir yenileyelim. Bir kere daha yenileyelim. Ah be. Hayalet taşını almak isterdim açıkçası. Ben bunu geri dönüştürürsem. Bir saniye, 144'e 23 eklerseniz kaç oluyor arkadaşlar? 23. 167 oluyor. Yani ben bunu dönüştürürsem, bunu alırsam diyecektim ama alamıyorum. Neyse. Füzeyi alalım o zaman. Ve 20. hücuma girelim. 2 tane elit düşmanımız gelsin. Evet, çok seri bir şekilde şu anda vuruyorum. Evet, ilk boss'u yendik. Harika. Harika. Şu an 12 saniyeden çok daha hızlı bir sürede yendim mi? Hayır, şu kalmış. Allah kahretsin, ben bu öldü zannettim ya. Ya bu kaçmasa 10 saniyede, hatta 8 saniyede boss'u bitirebilirdim. Ben bu öldü zannettim. Bu ekranın dışına çıkmış, uzaklaşmış arkadaşlar. Evet, yani rekor olacaktı. 12 saniyede balıkçıyla yenmiştim. Bu karakterle 8 saniyede yenseydim benim kendi rekorumu yenilemiş olacaktım ama maalesef ufak bir dalgınlığım yüzünden boss'a vurmak yerine kazandığımı zannedip etrafta dolandım ve yapamadık. Evet, hayalet karakteriyle 5. dalgada harika bir build yapıp oyunu tamamladık. Evet, hayalet karakteriyle 5. dalgada harika bir build yapıp oyunu tamamladık arkadaşlar. Saldırı hızımız 342'ye kadar yükselmiş. Şu an hangi taşlarımın ne kadar saldırı hızı verdiğini görebilirsiniz. İstatistiklerin altında hemen yazıyor. Mesela en fazla bu vermiş. 122 saldırı hızı vermiş. Ben bunun yanı sıra hasarlarımı da çok fazla yükselttiğim için oyuna hükmetmeyi başardık. Ayrı olarak yeni bir karakter açtık arkadaşlar. Hasta karakterini açtık. 12 maksimum sağlık, 25 can çalma veriyor. Saniyede 1 hasar alırsın diyor. Ve sağlık yenilemesi -100. Oha! Çok değişik bir karaktermiş. Hasta karakteriyle oynamak isterim açıkçası. Ama diğer videoda hünerli karakteriyle oynayacağım arkadaşlar. Hünerli karakteri 12 tane silah tutuyor ve bu 12 tane silahla harika bir build buldum. Bunu sizlere göstermek istiyorum. Seveceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Eğer bu videoyu da sevdiyseniz mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Yorumlar etkileşim açısından çok önemli. Abone olursanız da çok sevinirim. 5000 aboneye çok yaklaştık. Destekleriniz için tekrardan çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.